Değerli izleyiciler yeni bir seçim anketiyle daha karşınızdayız. Bu defa Haber 3 sitesinden aktaracağım asal araştırma sonuçları. Asal araştırmanın önceki anket sonuçları AKP'nin oy oranlarının biraz daha yüksek gösterildi. Anket sonuçları olmuştu. Bakalım bu araştırmada ne gibi sonuçlar çıkmış Türkiye'de seçim anketini ve haberi birleştiren frekans. Tarafsız Haber Barış Biner'de bu anketi sizlerle beraber yorumlayacağım. 8-10 Nisan 2022 tarihinde 26 ilde yapılmış ve ankete göre Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ilk sırada yer alan AKP'nin oy oranı %35.9'muş ki asal araştırma daha önce de ifade ettiğim gibi daha önceki anket sonuçlarında da AKP'nin oyu birkaç puan daha yukarıda çıkıyordu. Bu defa Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 35.9 oy oranında bulmuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi %25.1, İYİ Parti 11.8 çıkmış bu anket firmasında CHP ve İYİ Parti oylarında biraz daha düşük bulmuşlar diğer anketlere göre ki daha önceki asal araştırma şirketinin anket verilerini verirken acaba iktidara yakın bir firma mı diye de sormuş sorgulamıştım açıkçası çok detaylı olarak bilmiyorum ve araştırmadım ama hasal araştırmadan böyle sonuçlar çıkıyor. Şimdi ittifakların oy oranına bakalım. Cumhur İttifakı %45 ankete göre. Cumhur İttifakı'nın orta AKP 35.9 oy alıyor. İttifakın diğer üyesi MHP ise 9.1 oy alıyor değerli izleyiciler. 39 yaklaşık olarak 46 oy oranında. Böylece Cumhur İttifakı 46 oy oranına ulaşıyor. Aynı şirketin Mart ayı anketinde Cumhur İttifakı'nın oyu 43.1 olarak ölçülmüş. Mart'a göre 3 puan artmış. Asal'da 46 olmuş. Söylediğim gibi diğer anket firmalarına göre daha yukarıda buluyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını ama burada da 3 puanlık bir artış var bilimsel olarak. Tabi bu hayat pahalılığında böylesine artışlar çok ilginç. Bence dip dalgayı yeteri kadar yakalayamıyorlar mı? Yoksa bizim göremediğimiz Cumhur İttifakı adına başka bir şey mi var? Millet İttifakı'nın oy oranını 36.9 bulmuşlar. Millet Cumhur'un neredeyse 10 puan gerisinde kalmış asal araştırmanın anket verileri iktidara yakın gözüküyor. Şu anda bu veriler bunu gösteriyor. Hani firmayı kötülemek amaçlı söylemiyorum ama sonuç itibariyle iktidarın lehine bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Millet İttifakı'nın ortağı CHP 25.1 oy alıyor. İyi Parti 11.8 ve 36.9'da kalıyor. Millet aynı şirketin Mart ayı anketinde ise Millet İttifakı 38.4'müş. 36,5-38,5 olarak yuvarlarsak 2 puan Millet İttifakı'nda düşüş, Cumhur'da da 3 puan yükseliş var. Asal araştırma ama bu e, Cumhur'daki artışın gerçekten savaşla ilgili olup olmadığı konusunda büyük şüphelerim var. Bu hayat pahalılığında gerçekten bunu anlamakta güçlük çekiyorum ama e, yaptığım yorumlarda da Erdoğan'ın e, belki e, vatandaş para dağıttı iddiası dağıtabileceği iddiasında gündeme getirmiştim. Sadece bir öngörü olarak bilgi belge yok ki kayıt dışı bir para mı dağıtılıyor diye de sormadan edemiyor insan. Gelecek ve Deva Partileri ise o toplamda 2.9 bulmuş. Yine düşük diğer anket firmalarına göre HDP 10.5'miş. Yedilik seçim barajını aşıyor aşarken Ali Babacığım... Deva Partisi 1.9 bulmuş. Deva 3 civarında diğer anketlerde. 1.9 yaklaşık 1-2 puan aşağıda bulmuş. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin 1.0 bulmuş. Mart ayı anketinde Deva Partisi'nin oyu %2.0. Gelecek Partisi ise 1.3'müş. Yani Deva'da binde birlik bir düşüş var. Gelecek Partisi 1.9'dan 1.3'e düşmüş. O da binde yarımlık bir düşüşe işaret ediyor. Bu anket firmasının kendi içerisindeki verilere kıyaslamak adına her anketin bir bilimsel yanı mutlaka vardır. Buradan çıkarılacak dersler vardır. Zaten bu kanalımızın önemli bir kısmında siyasetçiler takip ediyor. ve Burada kendilerine göre bir çizelge de yapıyorlar muhtemelen. Yeniden Refah Partisi'nin oyu Saadet Partisi'nin geçmiş bu ankette asal araştırmaya göre ankette milli Gür Düşün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi 1.4, Saadet Partisi 1.3 oy alıyormuş ama e, burada da psikolojik sınır var. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'nin geçtiğini ilk defa bir ankette görüyorum. Bu psikolojik sınır e, milli görüş tabanı açısından kendi işlerindeki rekabet açısından bir anlam ifade ediyor. Ama henüz bu e, ee, yeni Defa Partisinin Saadet Partisinin geçtiği e, tabloyu diğer anketlerde teyit edebilmiş değilim. Ama dikkate alınması olması gereken bir tablo, Saadet Partisi tabanı açısından da diğer partilerin de diğer tüm partilerin de 2.0 oy aldı. O da muhtemelen Vatan Partisi, Zafer Partisi, Huda yapar. Memleket Partisi ve TDP gibi partilerin olduğu bir e, diğer partilerin toplam oy oranı. Değerli izleyiciler, asal araştırmayı Haber 3 kaynağından yorumladık. Tarafsız Haber Barış Biner'e abone olarak destek olunuz. Hoşça kalın.